Salgın nedeniyle 4 yıldır yapılamayan Paris Air Show, havacılık ve uzay sektörünü bir araya getirdi. TUSAŞ, T-925 helikopterini ve yük taşımada kullanılan döner kanat İHA sistemini Paris'te tanıttı. Aselsan, Roketsan, T gibi şirketlerimiz de fuarda yerini almıştı. Gönül ister ki Fransa bana da vize görüşmesi için erken tarih versin. Yaşanan vize krizi ne yazık ki bu görüntüleri sizlerle canlı canlı paylaşmamın önüne geçti. Bu videomuzda dünyanın en büyük havacılık fuarının gösterilerinin özel çekimlerini sizlerle paylaşacağız. Sektörel gelişmeleri değerlendireceğiz. 2019'da olduğu gibi en merak edilen konulardan biri yine F-35'ti. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait uçak Paris'te gösteri yaptı. 2017 ve 2019'da uçağın gösterisini Paris ve Dubai'de izlemiştim. Bu gösterilerin asıl amacı hantal olarak nitelendirilen F-35'in yapabildiklerini ortaya koymak, yani biraz da imajı düzeltmek. Hava kuvvetleri için imal edilen A modelinin gösterisi kısa kalkışla başlıyor. Süratlenme ve dik tırmanış ile uçağın performansı ortaya konuluyor. Keskin dönüşlerde yüksek G çekiliyor. Kısa gösteri uçak inişle tamamlıyor. Paris Air Show aslında Fransa merkezleri şirketlerinde bir gövde gösterisi. Ana oyuncularından Dassault, son dönemin gözde savaş uçağı Rafale için özel bir gösteri yaptı. Çift motorlu uçağın son kullanıcılarından biri de Yunanistan biliyorsunuz. Fuarın her günü uçan Rafale, son gösterilerinden bir tanesinde PC-21 ile gerçekleştirdi. İsviçreli Pilatus şirketinin ürünü olan uçak, hür kuş sınıfında ve benzer özelliklere sahip eğitim amaçlı kullanılıyor. Hür kuş ve PC-21'in de motorlarının ortak olduğunu belirtmemde fayda var. Dassault demişken özel bir gösteriyi de anlatmamızda fayda var. İmalatçının yeni nesil iş jeti Falcon 6X adeta bir akrobasi uçağı gibi Paris semalarında uçtu. Geniş kabiniyle uzun menzile yeni bir boyut getirecek uçak, yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Dik açılı tırmanışlar, keskin dönüşler yaptı. Uçak yakın zamanda teslimatına başlayacak. Son dönemlerde Türkiye'nin de gündeminde olan Eurofighter'da Paris'te boy gösterdi. Geniş kanatları ile çok düşük süratlerde havada tutunabilen Eurofighter, yüksek performanslı bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. F-16'ların alternatifi olarak ikinci el Eurofighter'lar halen Türkiye'nin masasında teklif olarak yer alıyor. Sivil pazarda ise iki önemli yolcu uçağı, Boeing'in 777X ve 737 MAX 10 serisi sahnedeydi. Halen Boeing, geniş kovideli 777X'lerin testlerini 4 uçak ile sürdürüyor. Uzun menzilli uçağın 2025'in ortasında sertifikasyon sürecini tamamlaması öngörülüyor. Geçtiğimiz günlerde TE'nin uçak alımıyla ilgili bir video yapmıştık, sonrasında da Boeing 777X'i sizlere tanıtmıştık.
Boeing'in bir başka gösteri yapan uçağı ise 737 serisinin en uzun gövdeye sahip modeli olan MAX 10. Bu uçak 230 yolcu taşıyabilecek. Ana iniş takımları yaklaşık 20 cm daha yüksek. Bu durum özellikle kalkışta kuyruk vurma riskini aza indirilmesi amacıyla yapılmış bir değişiklik. Sertifikasyon için halen çalışmalar sürüyor. Hedef 2024'te 230 koltuklu MAX 10 serisinin teslimatlarına başlayabilmek. Helikopterler konusunda ise yine bir Avrupalı tasarım NH90 gösteri uçuşu yaptı. Bu helikopter son dönemde özellikle yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle Avrupa ülkelerinin hedef tahtasında. Bunu bir başka Avrupalı helikopter modeli Tiger izledi. Halen Tiger, Alman, Fransız ve İspanyol ordularının ortak taarruz helikopteri. Askeri pazar için Airbus A400M nakliye uçağını getirmişti. Dört motorlu uçak tüm hünerini sergiledi. Brezilyalı imalatçı Embraer'ın askeri nakliye uçağı KC-390 da Paris'te podyuma çıkmıştı. Farklı ülkelerden aldığı siparişler ile dikkatleri üzerine çeken KC-390, Lockheed Martin'in C-130'una da meydan okudu. İlgi çeken hava araçlarından biri de elektrikli şehir içi ulaşım hava aracı Volocopter oldu. Gösterilere katılan hava aracı ile TAV Havalimanları Holding'in en büyük ortağı, Paris'teki havalimanlarının işletmecisi Fransız ADP şirketi de özel bir anlaşma imzaladı. Volocopter, ADP Paris'in sponsorluğunda 2024'te yapılacak Paralimpik oyunlarında havalimanı ve şehir arasında özel ulaşımlarda kullanılacak. Engelli sporcular volokopterle uçacak. Pilotsuz, elektrik motorlu tasarım hem şehir içi ulaşım hem de havacılık için yeni bir sayfa açacak. Bu yıl 54.sü gerçekleştirilen Paris Havacılık Fuarı birçok açıdan hem meraklıların hem de sektörün havacılığa olan tutkusunu ve özlemini bir nebze olsun gidermiş oldu. Umarız 2025'te yapılacak fuarda TUSAŞ farklı ve kendi ürünleriyle birlikte fuara katılır ve gösterilere renk katar.